Herkese merhaba. Önemli yazarlarımızdan Halide Edip Adıvar'ın Çocukluk Ramazanı'ndan bahsedeceğiz biraz beraberce. Nerede o eski Ramazanlar diye başlayan sorulardan oluşan bir Ramazan edebiyatı yapmak şeklinde kullanımımız var artık. Bu çokça esprilere de konu oldu ve gençler çok serzenişlerde de bulundular bu noktada ve çok konuşuldu. Neden sürekli herkes kendi eski Ramazan'ını hatırlar? Esasen uzmanlar bize dediler ki hatırladığımız şey eski Ramazanlardan çok çocukluk algımızda oluşan kendi anılarımız. Gitmek istediğimiz, özlediğimiz yer kendi çocukluğumuz. Bu aslında bazen bir şarkı, bazen bir koku bizi o şarkıyı ilk duyduğumuz, o kokuyu ilk duyduğumuz yere, zamana ve mekana taşıma meselesi. Aynı zamanda bir vücudumuzu organik bir biçimde de o anı yaşamaya itebiliyor. Bu sebeple herkesin Ramazan çocukluğu, çocukluk Ramazan'ının farklı bir yeri olabiliyor. Ramazan'da birlikte hareket etmek, beraber hareket etmek, aynı anda bir bütünün parçası olarak bir arada bulunmak genel olarak çocuk hafızaları için çok kalıcı bir noktada durabiliyor. Mor Salkımlı Ev, Halide Edip Adıvar'ın çocukluk anılarını kaydettiği otobiyografik romanı ya da eseri diyebiliriz. Onun ilki doğumundan 1918 yılına kadarki zamanı kapsıyor. Biz burada Hamidnesi ile birlikte Süleymaniye taraflarına gelen Ramazan'da Halide Edip'in anılarını görüyoruz. Aslına bakarsanız kitapta ve daha sonra Halide Edip'in diğer metinlerinde inançla kurduğu ilişki her zaman çok pırıltılı değil. Kimi zaman çocuklar için cehennem tasvirlerinin yoğun yapılmasından, kimi zaman inancın ritüelleri veya gerekliliklerini sertçe söylemeyi tercih eden otoritelerden dertle yakınır Halide Edip. Ama bu eserde benim çok dikkatimi çeken olay Ramazan'a geldiğinde ve Ramazan'da da iki önemli Ramazan için belirleyici unsura geldiğinde. Bunlardan bir tanesi mukabele, bir tanesi de teravih. Halide Edip'in olayı bambaşka bir boyuta taşıdığını görürüz. Biraz kitaptan alıntıyla paylaşmak istiyorum sizinle. Hamidnesi ile birlikte Süleymaniye Camii'ne geliyorlar. Gündüz vakti mukabele okunuyor ve Halide Edip burayı şöyle kaydetmiş. Mihrabın yakınında beyaz sarıklı, siyah cübbeli adamlar seslerinin temposuna uyarak sallanıyorlar. İşte bu şahane, kurşuni boşlukta göze görünmeyen bir pembelik içinde kolektif bir nabız yatıyor. Bir çocuğun camiyle ilgili o griliği birden pembeliğe boyaması oldukça ilginç doğrusu. Pembelik ifadesi burada benim çok dikkatimi çekiyor. İkincisi de kolektif bir nabızdan bahsediyor. Yani mukabele okumayı kolektif bir nabız gibi algılamış Adıvar'ın çocukluğu ve şöyle devam ediyor. Bir takım adamlar aynı tempo ile kollarını sallayarak zaman zaman seslerini yükselterek vaaz ediyorlar. Nevres bacı Kur'an okuyanların önüne oturdu. Hafızların bazısı ihtiyar, bazısı genç. Hepsinin yüzü sapsarı, gözleri pırıl pırıl. Biraz sonra ben de o kalabalıkla beraber Kur'an sesine uyarak öne, arkaya, sağa, sola sallanmaya başladım. Kolektif hissin ve hareketin ne demek olduğunu o zaman sezmiş olsam gerek. Gerçekten Halide Edip gibi kolektif bir bilinçle Anadolu Ajansı'nı kurmaktan tutun da Türkiye'nin o dönemki Osmanlı sonu ve Türkiye başlangıcında çok önemli görevlere imza atmış ve organizasyonların altından kalkmış bir kadının kolektif his ve hareketi öğrendiği yer ve zaman olarak bir mukabele anını işaret etmesi gerçekten ilginç, önemli. İkincisi söylediğimiz akşam vakti tekrardan Süleymaniye Camii'ne teravihe gidiyorlar ve yine aynı manzarayı çocuk Halide'nin gözünden şöyle dinliyor oluyoruz. Şimdi gündüzün kurşuniye kaçan hava altın yaldızlı. Havada titreyen bu yüzlerce kandilin altında muazzam bir kalabalık diz çökmüş oturuyor. Bir tek boş yer yok. Bu adeta üzerinde her çeşit renk, yaş, kıyafet ve cins insanlardan örülmüş bir halıya benziyor. Bu kadar farklı renk ve dokudaki insanın tek bir boşluk kalmamacasına orada birlikte olması insanlardan oluşmuş bir halı izlenimi vermiş yazara. Kadınlar yukarıda mahfildeler. Nevres bacı beni kadın sıralarının arasına sıkıştırdığı an birdenbire salli ala Muhammed nidası yerdeki insanlardan halıyı ayağa kaldırdı. Bir tek ses, imamın sesi
her hareketi idare ediyor. Her hareket muazzam ve karışık bir ahenkle tek falso yapmadan bir hareket senfonisi halinde birbirini takip ediyor. Mütemadi bir ışıltı bu insan kütlesinin kalktığını, eğildiğini, alınlarının secdeye kapandığını görüyor ve işitiyorsunuz. Nihayet her şey sükut. Sanki adeta insan kalabalığından bir halının yine bu kadar senkronize bir biçimde tek bir sesle koordine edilmesine dikkat kesilmiş bir çocuk görüyoruz bu satırlarda. Ve en son olarak diyor ki, birdenbire herkes dizlerinin üzerinde kaldı, içlerinden kopup gelen bir ağızdan havayı saran amin amin korosu o muazzam kubbeye çarptı, durdu. Camiden çıktık. Şimdi bundan sonra yine çok dikkatimi çeken birkaç satır var. Diyor ki, Süleymaniye'ye uzun yıllar gitmedim. Etrafındaki müze ve imareti gezdiğim zaman dahi Süleymaniye'ye girsem, o ilk teravihte ruhuma çarpan ilahi hatıranın kaybolmasından korkarım. Yine bütün gelecekteki duygu durumunu etkileyen bir anıyı bir teravih esnasında Halide Edip'in kaydettiğini görüyoruz. Sonrasında kitap boyunca diyor ki, zaman zaman Osmanlı'ya karşı duygularım değişmiş olsa bile benim Süleymaniye'ye ve Süleymaniye'de yaşadığım bu Ramazan gününe ilişkin duygularım hiçbir zaman değişmedi. Ve hatta Hristiyanlığın çok büyük mabetlerini gördüm, Hindistan'da çok büyük mabetler gördüm. Hiçbirisi beni Süleymaniye kadar etkilemedi. Dolayısıyla bir mekanın içinde yaşadığımız duygu durumu mekanı alımlamamızı, mekana bakışımızı ve o duygu durumunun ilişkilendiği hal, bu bir ibadetse de eğer, o ibadete nasıl baktığımızı çok çok değiştirebiliyor. Bir mekanı Ramazan'da alımlamak, mekanı duygu dünyasında bambaşka bir yere taşıyor. Biz de bugün kolektif ruhun, palimpsest dediğimiz pek çok kültür ve inancın içinden geçtiği bir mekandan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya yerleşkesinden seslendik size. Çocuklarımızın hafızalarında kalacak Ramazan için çoğumuz emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Umulur ki kimsenin dilinden, dininden, inancından, ırkından dolayı zulüm görmediği Ramazanlar yaşayalım. Yine umulur ki kendi çocuklarımızın hafızalarında kalacak Ramazanları önemsediğimiz kadar Morolu, Afganistanlı, Doğu Türkistanlı, Gazze'li, Suriyeli çocukların da hafızalarında kalacak Ramazanlar zihnimizi ve kalbimizi meşgul etsin. Selam ile.